Onur'un da cezası sebebiyle muhtemelen bir ilk 11 şansın doğdu. Önce bununla ilgili düşüncelerin var. Vallahi uzun süredir, yani ilk yarı çok maç oynayamadım. Ben bugüne kadar hep oynamış oyuncuyum. Biraz özlemini çekiyorum futbol oynamanın. Çok da özledim futbol oynamayı. Tabii bu isteğim, şu andaki futbol oynama arzum burada olması, hani böyle bir kulüpte olması bence tam denk geldi diyebilirim. İnşallah bu hafta başlayıp yani galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bireysel olarak da performansımı en yüksek düzeye çekmeyi hedefliyorum. Eskişehir mağlubiyeti beklenmeyen bir zamanda geldi. Evet. Herkesi de aslında ters köşeye yatırdı diyebiliriz. Bu konuyla ilgili neler söylersin? Bundan sonraki hedefleri etkiler ya, bundan sonraki hedefleri etkilemez. Çünkü tek hedefimiz var. Yani ıskalama şansımız yok. Yani Bursaspor kulüp olarak hala Süper Lig'de. Buraya hala adapte olabilmiş değiliz. Olmayalım da yani. Bu kulüp çünkü buraları asla hak etmiyor. En üst liglerde, Avrupalarda mücadele etmiş bir kulüp. Keza önceki geldiğim Denizli Spor da böyleydi. Ama yıllardan beri süre gelen yanlış yönetimler, yanlış seçimler kulüpleri bu tarz durumlara sokabiliyor. Kulüplerin büyüklüğü de bu durumlardan ayağa kalkıp tekrar eski günlerine dönmekle, büyüklüğüyle bağdaşıyor diyebilirim. Bursaspor da bunu çok kolaylıkla yapabilecek güce sahip. Camia olarak, basın olarak, taraftar olarak çok fazlasıyla bu güce sahip. İnşallah bu Eskişehir maçı biraz bizim için kazaydı. Biraz şanssızlık var, biraz motivasyon kaybı. Bu tarz maçlara çünkü futbolcu bireysel olarak motivasyon olur ama yani sonuçta yine de bir kayıp yaşar, motivasyon kaybı yaşar. Tabii herkesin morali bozuldu. Kulüpte bir iki gündür hani kendimize gelemedik diyebiliriz. Ama yani futbolda dün yok, bugün var. Gelecek de yok. Zaten gelecek her türlü geliyor. Bugünü yaşamanız lazım. İyi çalışıp, iyi konsantre olup, antrenmanlarımıza devam edip, maç günü de maçı iyi konsantre olup 3 puanı inşallah alacağız. Devre arasında takıma katıldın. Nasıl bir Bursaspor, nasıl bir takım gördün? Vallahi sezon başı şampiyon olduktan sonra Bursaspor'la bir temasımız olmuştu. Sağ olsunlar aramışlardı. Denizlispor'da kontratım bitmişti ve kulüp yenilemek istiyordu. Ben tercihimi öyle kullandım ama devre arasına nasipmiş. Geldiğimde kulüpte şöyle bir ortam var. Yani herkes birbiriyle samimi konuşuyor. Bir arkadaşlık ortamı güzel. Çünkü sezon başı kaosla başlanmış. Son anda transfer açılmış. Oyuncular son anda imza atmış. Yani bu durumu ancak arkadaşlıkla kurtarabilirsiniz. Yani şu anda hedefteki takımların hepsi bir buçuk ay, iki ay kamp yapmışlar. Birbirleriyle hazırlık maçı oynamışlar. Birbirlerini tanıyan oyuncular. Bursaspor'da sezon başı böyle bir dezavantajla başlamış. Keza bunu arkadaşla bertaraf etmişler. Mücadele etmişler devreye kadar. Bence çok da iyi puan almışlar yaşanan olumsuzluklara karşı. Tabii devre arası yapılan transferlerle biz bu olumsuzlukları bertaraf eden arkadaşlarımıza, abilerimize yardımcı olmaya geldik. Yani geldiğimde çok güzel bir ortam vardı burada diyebilirim. Hem takım içi hem saha dışı güzel bir ortam var. Ligin 20 haftası geride kaldı. Sen bu ligi tecrübe etmiş tabii. Evet. Nasıl bir TFF birinci lig görüyorsun? Yani ilk yarılar birinci ligde önem arz eder. Belli bir hedefte kalmanız lazım. Ama ilk 5'in içinde olduğunuz sürece ilk 2'den çıkma şansınız ikinci yarı %80'dir. Yani iyi giderseniz, iyi konsantre olursanız, maç günü yaşarsanız yani çıkma ihtimali ilk 5'teki takımlar için hepsi için %80'dir. Herkes kovalar. Çünkü bu ligde herkes yeniyor. Keza maalesef geçen hafta yaşadık. Son maçta yaşadığımız gibi. Yener yani. Bu lig böyle. Standartları olmayan bir lig. O yüzden ikinci yarı çetrefilli geçer, zor geçer. Yani yollar dikenlidir tabiri caizse. Ama acı çekerek inşallah bu şampiyonluğu getireceğiz yani bu camiaya.